Şimdi gördüğünüz, bakınız, bu hafif raylı sistem bizim ASAT binamıza, otogarımıza gelememişlerdi biliyorsunuz. Üçüncü etap. Evet. Biz burayı %43 ile devraldık. Ne dedik kamuoyuna çıktık. Önce bize destek olanlara teşekkür ettik. Sonra da destek olan olmayan herkesin emrinde olacağız dedik. Ve başlattık. Hatta biliyorsunuz göreve seçildik. 1 Nisan'da hatta bir raylı sistem durduruldu bile. Tabii. Şimdi orada 28 test yapılmalıydı. Seçim zamanı açıldı, geldi, geçti. Oralarda falan da değilim. Sadece o alt geçitten, o Kepez'den Veri'ye geçişte otogara gelişimizi bir 8 ay vaktimizi aldı biliyorsunuz. Ve sonrasında biz hiç durmaksızın hızla 3. de hafif raylı sistemi tamamladık. Şu anda devrede. Devrede. Şu anda 4-5 ile ilgili de Konya altından gelecek olan hafif raylı sistemle ilgili onların projelerini ihale yaptık. 4'ü 5'i projelerini Evet. ihalesini Geçen yaptık. canlı yayında bunların ihalesi yapılacak Geçenlerde evet demiştiniz. onun ihalesini yaptık. Projeler tamamlandı, onaylandı. Şimdi bizim yapım projesini ihaleye çıkıyoruz Evet. şimdi. Onun altlıklarını hazırlıyorum. Ve Allah'ın izniyle Migros'unu düzeltiyorum, şey isim söylemeyeyim. Antalya Spor Kavşağımıza Evet. geldiğin an itibariyle 30 metre derinlikten geçeceğiz. Yani o Yani bölgeyi tamamen ulaşımı yerden geçtiniz. kilitlemeyeceğiz yani. Yani yer altından Antalyalı böyle bir geçireceğiz. korkuya sahip olmasın. Asla. Yani 5 kilometreye yakın yerimizi 30 metre derinlikten geçeceğiz. Bir defter darlığın oradan bir çıkışı olacak. Hem hastane hem orada Konya'dan gelen vatandaşlarımızın çıkışları, binişleri orada olacak. Duraklarımız var. Ve sonrasında da devam edeceğiz. Sayın Buldu biliyorsunuz ikinci etap hafif raylı sistem vardı. İkinci etap raylı sistem biliyorsunuz Expo'ya kadar yapıldı. Evet. Boy boy resimler asıldı biliyorsunuz. Orayla ilgili biz bugün bir haber yaptık. Evet sayın. Dilerseniz o haberi bir izleyelim. Onun üzerine de konuşmuş olalım. Evet. Evet, hazırsa arkadaşlar o haberi yayınlayabilir miyiz? Yaklaşık 7 yıl önce yaptırılan meydan tramvay hattında çökmeler meydana gelmesi üzerine bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. 2016 yılında dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türen zamanında yaptırılan tramvay hattında zamanla çökmeler meydana geldi. Şu anki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek öncülüğünde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarında aslında tramvay hattının altında altyapı çalışması yapılmadığı ve tramvay hattının altında ev yıkıntıları bulunduğu tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatları üzerine başlatılan bakım onarım çalışmalarında 7 yıl önce yaptırılan tramvay hattının altında duvarları bile yıkılmamış ev kalıntıları olduğu, hatta bazı yıkıntıların arasında ev eşyalarının yer aldığı görüldü. Yapılan kazılarda tramvay hattının yapım aşamasında altının doldurulmadığı, altyapı çalışması gibi teknik yöntemlerin eksik kaldığı gün yüzüne çıktı. 7 yıl önce eksik ve güvensiz şekilde yapımı tamamlanan ve halkın hizmetine açılan hattın onarımı nedeniyle belediye hazinesinden yüklü miktarda ücretler ödeniyor. 2016 yılında eksik ve yanlış yapılan tramvay hattı nedeniyle bu skandalın sorumlusunun kim olduğu ve belediyenin uğradığı zararın faturasının bedelini kimin ödeyeceği ise merak konusu oldu. Sayın Başkan, nasıl çökme oldu ve neden o kadar çok derine indiniz? Farklı şeylerle karşılaştınız. Sayın Buldu, inan ki çok şaşırdım. Yani vatandaşlarımızın cebinden para harcıyor belediye başkanlarımız. Yani tüy bitmemiş yetim hakkı deriz ya, onları Evet. korumakla görevliyiz hepimiz. Şimdi burası ikinci hafif raylı sistem projesi dahilinde. Tabii bunları denetlemek çok önemlidir, çok kıymetlidir. Çünkü biz önce Allah'ımıza sonra halkımıza hesap veren Bunların kişileriz. resmi kabul yapılmış ki üstünden Resmi kabul tramvay gelip. yapılan, işte onu yapan arkadaşlarımıza da üzülüyorum. Yani nasıl görmezler? Yani bunu görmemek demek çok üzücü ve şaşırtıcı bir olay. Burası takip eden, denetleyen arkadaşlar,
Meydan Karakolu'nun önü. Kızıl Toprak. Hemen evet. Orada postanenin şeyin tabii. Önü biliyorsunuz. Orada meydana giden yerde burası. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani rastgele doldurmuş geçmişler. Ya geliş geçiş Allah korusun raydan raylı sistem çöke yazdı. Arkadaşlarımız, tabii o demirler. Evet tespit ettiler. Ben orada insanlarımız ama 60 gün içerisinde kurtarıyorum orayı. Sayın Buldu bu çok önemlidir. Yani insanlarımız şimdi düşünebiliyor musun? Elimizden geldiğince oradan hemen otobüsler hiç bekletmeden oradan aktarmalı. Oraya gidecek, havaalanına gidecek. Vatandaşın kafası karışıyor. Orada ne oluyor diye. Orada ne oluyor diye. Tabii ki vatandaşın siz olsanız da ben olsam da. Ama Allah'tan bizim arkadaşlarımız fark etti ki bunu detaylarıyla yapıyoruz. Bakınız ben Antalya'da ilk doğalgazı tamamlamış bir belediye başkanıyım. Yani 20 yıl belediye başkanlığım sürecinde doğalgazı tamamlanmış tek ilçeyiz. Bu süreçte biz 15 gündür teknik şeylere dikkat etmek lazım. Denetiminizi yapacaksınız, kontrollerinizi yapacaksınız. Mesela sabahleyin kazdığınız yeri kapatamazsınız. Onun bir süreci vardır teknik anlamda. Buraların 15 gün süre içerisinde ondan 16. gün doldurabilirsiniz. Hemen sabah kazdık doldur yok. Onun için dikkat edilmemiş. Ama 30 milyon liraya mal oluyor şu anda biliyor musun? Tonlarca yüklü üzerinden tramvay geçiyor. Tramvay geçiyor orada. Hattın eğildiğini gördünüz. Kazdıkça, deştikçe o meşhur yedi ayakların evet, altı orası. Neden olduğuna bakınca yani bizim denetime gelen arkadaşlarımız da hepsi de üstler onlar da biliyorlar. Ev var, ev eşyaları var. Çok nasıl şaşırtıcı yapılmış zaten. Orası? Sayın Buldu hiç bakmadan üstünde olurmuş geçmişler böyle bir şey olamaz. Onun için neyse onun gereğini yapıyoruz. Zaten imzamın her zaman arkasındayım. Söz gereği dediğiniz ne olacak burada? Çünkü burası şu anda burayı normalin dışında bir çalışma olarak. A'dan Z'ye sıfırdan yapıyormuşçasına tam dolgularını %100 eksiksiz yaptırıyorum. Sorumluları kim? Şimdi sorumluları bizden önceki arkadaşlar ama şunu da yapmak istemem. Yani biz oraları zaten sandıkta hesaplaştık geçtik halkın takdiriyle geldik göreve. Burada birilerini kötülemek anlamında değil. Attığınız imza tüyü bitmemiş yetim hakkına, insanlık namına olmalıdır. Sadece tavsiyem diğer arkadaşlara da budur. Yani bir işlemi yapıyorsanız sağlam yapacaksınız. Ve şimdi belediyemizden... Hesapta olmayan bir harcama yapıyorsunuz. Hesabımızda olmayan 30 milyon lira. Hani milyonlar eskiye göre 30 katrilyon lira çıkıyor. Sadece bak oradaki yapılacak olan işlemden. Bunlar doğru değildir Sayın Buldu. Biz işimizi doğru yapmaya hesapta olmayan yapacağız. Bir çalışma daha vardı. O da Cırnık Köprüsü. Ve ikinci abi vali sistemi konuştuk ya Sayın Buldu. Biliyorsunuz biz göreve gelmeden önce bunlar boy boy o dönemin bakanı ve bakanımız ve başkanımız diyelim. Boy boy resim asılar. Devlet eliyle yapılıyor diye. Biz göreve geldik. Ayrıca 379 milyon lirayı da Antalyalılar adına yine de ödedik. Belediyeye ödettiler. Belediyeye ödettiler evet.